efendim, sonbahar renklerine büründüğüm bir program çekiyorum bugün. Gerçi siz tabii bizim çekim sıramızda izlemiyorsunuz. Yayınlarda hep daha karışık yayınlanıyor. Dolayısıyla belki bir gün önce kırmızı, bir gün sonra böyle tatlı bir yeşille görebilirsiniz beni ama sonbahar renklerine büründüğüm bir günde karşınızdayım bambaşka sohbetlerde. Nispeten benim mevsimlerim başladı, benim mevsimim, benim aylarım başladı diyebilirim. Bugün çok güzel bir konuğum var, çok sevdiğinize emin olduğum bir isim. Yeni projesiyle portakal rengi masamın başına oturacağız birlikte. Hayatıyla ilgili dışarıdan baktığım kadarını söylemem gerekirse bence çok keyifli bir yolculuğu oldu. Oyunculuk sektörüne girdiği andan itibaren biliyorum tabii biraz yaş farkımız var çünkü. İlk oyunculuğa başladığı zamandan bugüne geldiğimde çok güzel bir kadın olarak büyüdüğünü, yaş aldığını gözlemlediğimi söyleyebilirim. Çok iyi bir anne olduğunu söyleyebilirim. Çünkü belki o farkında değil ama hafta sonları çocuklar bizim aynı futbol okuluna gidiyorlar. Ben de böyle uzaktan uzaktan çok fazla izlemeyi sevdiğim için herkesi ve her şeyi onu izliyorum. Eşiyle ilişkisini, çocuklarıyla ilişkisini. Çok tatlı, çok güzel. Allah daim etsin diyeceğim bir resmin içinde yer alıyor. Tabii ki hayatın içinde düşe kalka tatsızlıklar da oluyor ama hep çok güzel bir duruşları var ailecek. Yeni projesinde merak ediyorum. O yüzden güzel, keyifli bir sohbet. Bir 35 dakika vaat ediyorum. 5 dakikasını çenemle çaldıysam girişte 30 dakika vaat ediyorum size. Bir cümlenin peşinden gideceğiz elbette. Frederick Schiller diyor ki bilgeliğin ak saçlıların bilgeliği olsun. Fakat kalbin masum çocukların kalbi olsun. Yani böyle yaşlıymış gibi bil ama çocukmuş gibi yaşa. Aslında tam da öyle mi büyüyor, ne oluyor? Bilemedim sevgili Pelin Karahan. Hoş geldin Pelin. Biz futbolda karşılaşıyormuşuz mu o zaman? Evet ama sen o kadar önüne bakan bir kadınsın ki. Ya. Nasılsın? İyi hatta aynı antrenmanı yapıyor çocuklarımız Ali ile Ali. Şimdi benim bir büyük bir küçük var. Büyükle yapıyor benimkisi. Büyükle mi denk geldi? Evet, birlikte maç bile yaptılar yani. Gerçekten. Ben çok gözlemciyim, hiç üstüne alınmam. Ben böyle gözlemlemeyi seviyorum, insanları, tepkileri, çocukları, öğretmenleri. Orada biraz fazla gözlüyorum. Ki orası da çok kalabalık bu arada. Çok kalabalık ama seni görüyorum her hafta eşinle. O zaman bu hafta sonu birlikte izlemek. Evet. Cumartesi yokum ama pazar oradayım. O yüzden ne içiyoruz mutlaka? Su. Ha, su içiyoruz. Ama istediğin bir şey varsa hemen arkadaşlar. Şu an bitki çayı tadında geldi çünkü. Bitki çayı istersen çok güzel bu arada. Yok. Canım bıldırcın. Su iyidir. İki tane bitki çayı istesek böyle, bir de böyle bir program olsa. Bayağı gelir gelmez sipariş vermiş gibi oldu. Sipariş değil, bıldırcıncım yapar bize. Bıldırcıncım çok komik olmadı mı? Çok iyi değil mi? Çok harika. Tatlı bir stüdyo şefimiz var gencecik efendim. Soyadı Bıldırcın. Dolayısıyla da Bıldırcın aşağı, Bıldırcın yukarı. Aslında upuzun boylu, yağız, yakışıklı evet. Bir delikanlı yani ve işini de çok güzel yapan. Ne canım? Mert. Mert değil mi? Mert kesinlikle. Ceyda da hemen yorumunu yaptı. Tutamadı kendini kameraların arkasından. İki Ceyda arasında dilek tutmak istersen söyledi. Bugün şanslı evet. Günündesin. Pelincim çok iyi görünüyorsun ama... Gene de usuldendir sorayım, nasılsın? İyiyim çok şükür. İyiyim, gayet iyiyim. Sağlıklıyım, mutluyum. Kendimi bulduğum zamanlardayım. Aslında sosyal medya paylaşımlarından da bunu ben görüyorum. Kendini bulduğun zamanlar olduğunu ve çok böyle dürüst bir yerden. En son o pembe elbisen hakikaten ne güzeldi. Takacak ay, kadar güzeldi. Doyamadın. Bir kere daha koyacağım. Bir kere daha koyacağım. Gerçekten doyamadım ya. Ama kendim de beğendim çünkü. Çok güzel görünüyordun gerçekten. Ay çok mersi. Teşekkür ederim. Ama çok güzel gerçekten zayıf. Ne çok gerçekten dedim aynı cümlenin ve aynı dakikanın içinde. Yani özür diliyorum. Gerçekten. Ama gerçekten de. Gerçekten öyle. Tabii çok konuşuldu biliyorum. Çok soruldu sana. Spor yaptın. Sağlıklı beslendin ve olmak istediğin sağlıklı bedene sahip oldun. Ne değiştirdi bu senin hayatını? Oradan sorayım en azından. Yani tabii iki çocuk ve doğumlardan sonra bir kilo alımından sonra geri dönmek hakikaten zor oluyor. Sen de biliyorsun metabolizma daha yavaşlıyor. Yani artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor açıkçası ama ben kendimi iyi hissetmiyordum. Açıkçası sağlıklı hissetmiyordum. Esas sorun oydu. Yani işte bağırsak sistemim vesaire. Hani ne yersen olsun derler ya tabii. Hakikaten doğru yani kendimde hep bir ağırlık, hep bir uyku hali hissediyordum beslenmeden dolayı. Çok karbonhidrat ve şekerli beslendiğim için. Önce aslında biraz bundan yola çıktım ve yaptığım sporun da karşılığını alamıyordum istediğim gibi. Artık dedim dikkatli beslenmeye başlayacağım.
Çünkü ben daha hareketli ve enerjik bir insanım. Beni aşağı çekiyordu o beslenme tarzım. Öyle yola çıkınca bu sefer yaptığımda sporun çok hızlı etkisini gördüm ve metabolizmam çok hızlı çalışmaya başladı. Ne değişti? Çünkü yani çok da yaş almış biri değilsin. 84 doğmuşsun. Evet, evet. Hani genç de anne oldun. Evet. Orada değişik mi besleniyordun, kötü mü besleniyordun ya aslında? Eskiden çok kötü besleniyordum. Ha. Ya bu zamana kadar hiç güzel beslenmemişim aslında. Çok fazla karbonhidrat, çok fazla şeker. Üç öğün yemek yiyoruz ama bence üç öğün gerçekten çok fazla. Çok. Ara öğünler onlar bunlar 4-5 oluyor. Sette sabahladığın zaman gece de yiyorsun falan. Tabii. Derken o emzirme döneminde ve hamilelikte ne yersen çocuğa gider falan mantığıyla zaten çok kötüymüşüz yani aslında. Hani bunu hala yapan insanlar çok fazla. Düzgün beslendiğin zaman aradaki farkı anlıyorsun. Aslında yememek hafiflik. Tabii. Yani sadece tıkınıyorsun o zaman. Şimdi ben daha keyif alıyorum. Ben de uzun zamandır böyle iki öğün bazen bir öğün deniyorum. Ne zaman böyle şaşırsam işte yaz hadi yiyelim yiyelim dedik. Hemen orada bir başlıyor kilo. Ama ne zaman bir öğüne iki öğüne düşsem hemen rahatlıyorum gerçekten. Aslında sadece kilo almak değil şişlik, ödem. Uyku hali çok tatlı evet. Yiyince hemen o bir gözlerin kapanması durumu. Yani buna hiç gerek yok aslında hayatımızda. Evet. Hele bizim öyle çoluk çocuk bilmem mi benim gözlerim kapanmasına hiç ihtiyacım yok. Senin zaten kapanamıyor olması kapanamıyor lazım. Kapanamıyor daha detay. Evet ya gerçekten. Değil mi? Ben bir erkekle zor başa çıkıyorum evde. Gerçi İki onlar erkek. Birbirlerinin enerjisini alıyorlardır oynayarak diye düşünüyorum ama. O yaş aralığı çok az. 2 yaş. Evet. Aslında İyi oldu yani hakikaten birbirleriyle çok uyum sağlıyorlar ama o enerji birlikte de olduğu zaman bazen fazla gelebiliyor evdeyken ya da böyle işin sonu biraz böyle kavgaya dönünce yoruyor. Hangisini ayıracağını bilemiyorsun. O biraz sıkıntılı ama birlikteyken de aşırı keyif alıyorlar mesela. Almazlar mı evet, ya? Çok güzel. Şimdi tabii çok güzel bir hayat hikayesi. Ankara'da doğdun. Annen baban sağ mı şu anda hala? Evet, evet. Beraberler mi? Yok değil. Ayrılar. Ben hep annemle büyüdüm. Ha annen, sen annenin kızısın. Evet. Öyle evet, seçtin. Ana kızısı. Ana kızısı ne kadar güzel. annen Ankara'da mı hala? Yok o da İstanbul'da. İstanbul'da. Evet. Peki babanla görüşmemek mi annemin kızıyım mı? Tam orayı anlamak istedim. Yok onlar ayrıldılar ve biz koptuk tamam. Ve öyle bitti sonra her şey. Ve biz tamamen annemle böyle bir... Arkadaş gibi, anne kız gibi. Hani tek çocuksun. Tek çocuğum sonra annemin başka bir evliliği oldu. Ondan da bir kız kardeşim var. 18 yaşına girdi yani şaka gibi. Ne diyorsun? Ben işte 21 yaşındaydım Eylül kız kardeşim doğduğunda. Babalar farklı, anneler ayrı. Ama yani benim çocuğum gibi ve şimdi üniversiteye gidiyor ve inanamıyorum. 18. Elimde büyüdü ve ben büyüttüm onu. Hani ona da ben baktım, okudum, çalıştım, büyüttüm. Bir nevi o da benim çocuğum gibi aslında. Ne kadar çok farklı güzel. Bir şey. Müthiş. Peki annenin eşiyle bir hani bir bağın olabildi mi süreçte? Yok onlar da ayrıldı zaten. Ha. Anne biraz hızlı evlenip ayrılabiliyor. Tamam, ya annem olacak. Şeydir böyle hani ne hiç tahammül olmaz. Tamam. Bir duruştur yapacaksa ya. Yapar, bitecekse biter. Annem öyledir. Ben de biraz onun kızıyım ama onu dinlemeye çalışıyorum. Çünkü bu iyi değil aslında o kadar. Ya ben de öyle biri olduğum için. Ama bu erkekler bunu sevmiyor. Ya böyle kadınlar çok şey olmuyor çünkü bu sefer de hani. Ya böyle çok güçlü ve şey kadınlar anlayacaksın ne demek istediğimi. Karşı cins tarafına biraz daha böyle boyun eğilmesi hoşuna gider ya biz onu yapmıyoruz ya. Peki yapabiliyor musun gerçekten? Ya o bir denge yani o şeyi taşımak istemiyorum. Anneden gelen çünkü benim teyzem bir yerde de o var hani kimsenin hiçbir şey tahmini yok. Yani o ama o zaman denge kurmak çok zor aile olmak çok zor ve bunu korumak için sabırlı olmak lazım tahammüllü olmak lazım biraz fedakarlık lazım yoksa olmuyor zaten. Bunları yaptığın noktada karşılıklı yürütebiliyorsun her şeyi değil mi? Yani peki olmuş değil mi derken? Güzel cümleler kurmaya çalışıyorum ben bir şeyler an. Yapıyorum ama doğru. Peki yapabildiğin şeyi bana anlatır mısın? Mesela annendeki ezberi bozduğun yerler nereler oldu? Çünkü bence çok kıymetli bir şey bunu becerebiliyor olmak. O yüzden soruyorum aslına bakarsan. Yani şeyi hani hep artık bu aile dizimi işte anneden gelen aile travmalarımız falan her şey var ya. Aslında biraz onları kodlayarak büyüyoruz ya. Tamam. Bunları duyunca biraz daha aslında... Hani o yoldan gitmemek gerektiği. Çünkü annem çok böyle inatçıdır ve kafasına estiğini yapar. Ve onu kimse durduramaz. Şimdi değil, gençken öyleydi tabii ki. Şimdi değil mi? Yok şimdi değil Allah'tan. Ama onun o kanı bende de var. Ve biz hep kendi ayaklarımız üzerinde durduğumuz için anne kız olarak. Yani tek başına güçlü bir kadın olarak büyüdüğünde hakikaten
O güç sende kalıyor ve gitmiyor bir yere. Ama bir aile olduğunda o gücü dengelemen lazım. Çünkü erkek, yani erkektir ya biraz ailede o güç şeyi aslında. Sen öyle her şey aileden kadın olduğun zaman o iş olmuyor öyle. Evet, biraz onu yapmasına da izin vermen lazım. Kesinlikle. Falan gibi bir sürü denge var. Ona katılıyorum. Bıldırcın teşekkür ederiz. Alabilir miyim çayları? Ay getirdi gerçekten. Böylelikle ne kadar bıldırcın olmadığını da herkes görsün. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Ay bitki çayı iyi fikirdi biliyor musun? Hadi uzun zamandır da böyle bir şey yapmamıştık tamam. Programda. Çok iyi oldu bu. Ne diyordum? Evet bunu yapmak isteyebiliriz ve olur da her ilişkinin içinde de buna izin verecek yetkinlikte erkek bulmak da biraz zor tabii, artık. Tabii aynen. Çünkü bence düzen değiştikçe, anlayış değiştikçe erkekler de güçlü kadınları bir sevmeye başladı gibi geliyor bana. Sevsinler, sevecekler. Evet, öyle ya da biraz sevsinler zaten tabii. Başka bir yolu yokmuş gibi. Aynen. Sadece ama o denge önemli işte. Mesela nerelerde bıraktın eşini? Çünkü çok mutlu bir evliliğiniz teşekkür var. Teşekkür ederim. Ciddi bir sağlık problemi atlattınız. Evet, evet, eşin. Evet, eşim aynen. İyi mi şimdi? Ben şimdi iyi gördüm. Şimdi bir emboli attı akciğerine. Çok ciddi bir pıhtı oluşmuş. Ve biz bunu 10 gün boyunca anlayamadık ne olduğunu. Başka şeyler, başka sağlık sorunları var sandık. Midesi ağrıyor sandık, kum döküyor sandık, taş düşürüyor sandık falan gibi 10 günde o pıhtıyla öyle bir yaşamış. Dolayısıyla keşfedildiğinde hemen ameliyata alındı. Sonra bir ikinci ameliyat daha oldu. Şimdi çok şükür iyi. Çok ama işte kan sulandırıcı kullanıyor vesaire. Çok teşekkürler ama tabii o da bize bazı şeyler öğretti yani. Hani hakikaten sağlıktan daha kıymetli bir şey olmadığını, ailenin değerini. Çünkü o hakikaten hani hiç sağlığımız hiçbir şey olmayacakmış gibi hep yaşıyoruz ya hepimiz ne yazık ki rutinlerimizde. O böyle bir gerçekle yüzleştiriyor insanı. Çok haklısın çünkü hep böyle hayat hep sağlıklıymışçasına geçiyor ve biz bir sürü şeyi ihmal ediyoruz. Hı-hı. Ama siz başından beri birbirinizi çok seven, saran bir yerdeydiniz zaten. Yani sizin ilişkinize bir şey katmamıştır da sağlığın kıymetini almışsınızdır evet, evet, tabii, diye tabii. Düşünüyorum açıkçası. İlişki anlamında bir şey değiştirmedi evet. Doğru. Çok değişik başlamış ama birlikteliğiniz öyle biz mi? Biz direkt anne baba olarak da başladık biraz o yüzden de şey oldu evet. Hızlı oldu anlamda. Ben de şaşırdım çünkü yani düğün haberi ve çocuk haberi neredeyse ardı ardına gelmiş evet. Gibi oldu değil ya mi? Aslında ben hani daha bir sene sonra evlenmeyi planlarken hamile kalınca hızlı evlendik. Müthiş. Ve o zaman tamam dedik her şeyi hızlandıralım hızlandırılmıştır. Ama dolayısıyla o flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyni olduk ve hemen arkasında ikinci çocuk da gelince biz hep anne babaymışız gibi olduk. Evet. Şimdi daha yeni şey başlayacak artık. Evet. Hani onlar biraz daha büyüdü. Hani kendi başlarının çaresine bakabiliyorlar. Biz de kendimizi yeni bulduk. Şimdi ben 9 yıllık evliyim. Evet. Ama işte yaş da ilerliyor. Şimdi ben 30 yaşındaki Pelin değilim. O da öyle değil. Şimdi 40 yaşında başka bir kadın oluyorum artık yavaş yavaş. Evlilik de evriliyor. Sen de evriliyorsun. Dolayısıyla bunların hepsini dengede tutmak gerçekten zor. Tutabildiğin noktada keyifli ve devam ediyor zaten. Pelin hep böyle bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ünlü olduğun an ki ilk işinle ünlü oldun sen değil mi? İlk işim tabii. Değil mi? Hı, kavak yerleri. Kavak yerleri geldi Aslı'yla ikinize. İkiniz de müthiş bir hani sektörde aranılan 200 oldunuz. Hı-hı. Hala da gerçekten Aslı'ya da buradan sevgiler. O da yeni anne oldu. Evet evet. Ne kadar da güzel anne oldu. Evet. Çok böyle üstüne dua ettiğim isimlerdensiniz ikiniz de. Bayılıyorum ikinize de. Ve gerçekten bakıyorum ikinizin de çizgisi çok naif. Seninki biraz daha böyle bir adım geride özel hayat, işte duruş. Mesela daha hani çabuk evlendiğin ve anne olduğun için belki de daha korunaklı. Evet, 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 evet. O bir iyi hal oldu galiba evet. Senin için. Ama mesela baktığımda ben seni gerçekten tanımıyorum duygum var. Belki de mesela hafta sonunda gördüğümde ben yoksa yırtığımdır yani. Ne haber Pelin diye atlarım da. Böyle bir hal var sende hani. Kolay. Bunu daha önce de duydum. Bak şimdi kolay anladım. Adım atılmaz, kolay selam verilmez. Hani gülümsesem görmezden gelir mi? Merhaba yapar mı? Yoksa hemen arkadaş olmazmış gibi. Çok iyi anlıyorum. Anladın mı? Sende öyle bir hal var. Neden? Peki şimdi mesela sohbet ettikten sonra değiştirmek değil, için. Değil, evet. Evet. Hep böyle oluyor. Neden? Bana herkes aynı şeyi söylüyor. Bilmiyorum yani. Senin bir mesafen var. Onu aştıktan sonra ne kadar cana yakınsın diyorlar. Ama o bir mesafe bence şeyden, işte o anne kız büyümekten ve kendini korumaktan geçiyor. Yani Türkiye'de bir genç bir kız olarak, genç bir kadın olarak çabalamak, çalışmak, iş hayatında durmak, ayaklarının üstünde durmak, kendine laf söz getirmeden tek başına bütün bunları maddi manevi yapmak hiç kolay değil. Evet. Dolayısıyla bütün bu süreçte bir ister istemez, bu benim isteyerek yaptığım iş değil ama bir kalkan oluşturuyorsun kendine. Ve bu tabii ki senin karakterine de yansıyor ve bu böyle aslında devam ediyor.
Mesela en yakın arkadaşın kim? En yakın arkadaşım orta 12'den falan hani tanıştığım böyle 26 yıllık. Yani benim dostlarım çok eskidir zaten. İşte. Mesela hiç bırakmam. Üniversiteden. Arkadaşın var mı? Ya çok arkadaşım var ama her dakika görüşemiyoruz, konuşamıyoruz. Hı. Ama oturduğumuzda mutlaka dertleşiriz ama çok yakın arkadaşım da var sektörden. Çok arkadaşım var, dostum da çok var. Hiç az diyemeyeceğim. Yo, çünkü eminim çok arkadaşımdır. Mesela dostun hep çocukluktanmış gibi. Çok öyle insanları hemen içeri almazmışsın gibi. Böyle bir... Sonradan da aldığım çok insan var. Ha, güzel. Yani sonradan girebilir hayatıma ama şey tam girer. Hiç problem değil. Güvenebiliyorsun yani. Güvenirim. Hatta fazla güvenirim. Ha. Evet. Peki zararını... Kadınlara özellikle. Evet. Yok hiç görmedim. Bence de. Ya o samimiyeti almazsam sokmam zaten hayatıma. Ama o samimiyeti aldıktan sonra hiç durum yok. Her şeyi paylaşırım. Peki tabii ki aile hayatı çok güzel, annelik çok güzel, kadın olarak çok güzel bir yerde duruyorsun. Sosyal medya hesabını kullanma şeklinde ve takipçi sayınla bence çok yapıyoruz tatlısın. Yapıyoruz bir şeyler. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı ama. Kime göre neye göre? İşte evet. Bir samimi güzel. Geliyor bir samimiyetsiz geliyor orası bana. Orası da çok karışık bir yer yani. Evet ama samimiyetsiz geldiği yerde de ben mesela öyle yapıyorum yani. Uzaklaşıyor musun biraz? Evet, evet yani. Doğru. İki gün paylaşmayı ver, evet, üç gün evet. paylaşma. Sonra bir dönem geliyor her şeyi paylaşmak evet, istiyorsun. Evet. Her şeyi paylaşıyorum. Evet. Sonra diyorlar ki ay sen de her şeyi paylaşıyorsun. Evet paylaşıyorum. Bazen evet. hiçbir şey koymuyorum ama senden de ses çıkmıyor diyorlar. Yok işte çıkmıyor. Yani o öyle bir ilişki biçimi tabii sosyal evet, tabii. medyada. Evet tabii insanlarla dış dünyayla aslında. Ama kime göre neye göre kısmı beni çok rahatlatıyor. Kendime göre bence sen de tatlı bir yerde kullanıyorsun yani. İçime hoşuma gidiyor. Geldi gibi aynen. Evet. Ve iş hayatı da tam gaz devam. Evet. Müthiş bir şey bu her şeye yetişiyor olma hali. Seviyorum. Tiyatro oyunu. Tiyatro İstersen var. Ondan başlayalım. Tiyatro var. Üçüncü yılımıza gireceğiz. Biz pandeminin sonunda başladık. Evet. Komedi. Selçuk Aydemir yazdı. İki perdelik bir komedi. Ben alaylı bir oyuncuyum. Dolayısıyla benim eğitimim yok ve şimdiye kadar hep tiyatroyu reddettim. Yani çünkü öyle bir güvenim yoktu sahneye çıkacak. Haklısın. Tamam dizi okey ama hani tiyatro başka bir disiplin. Ben nasıl yaparım diyordum. Selçuk Hoca benim de ilk batarsak birlikte batarız, çıkarsak birlikte çıkarız dedi. Ve ben komedi yapmayı çok istiyordum Ceyda. Yani televizyon hep o ağlayan kadın olmaktan o kadar yorulmuş ve sıkılmıştım ki. O içimdeki enerjiyi bir şekilde işimle paylaşmalıydım. Ve o kadar şanslıyım, o kadar güzel bir ekip. Selçuk Hoca çok iyi bir yazar, çok iyi bir yönetmen. Ya birbirimizi o kadar seviyoruz ki yani kaçıncı oyunumuz hala gülmekten karnımıza ağrılar giriyor yani. Ne güzel. Sahnede. Oyunun aynı adı heyecanla ne? Oynuyoruz. Nerede oynuyorsunuz? Kimler var anlatır mısın? Evet tabii. Tecrübesizliği şey onları hiç söylemedim. Ama bunun için buradayım ben şu anda yani öyle deme. Evet oyunumuzun adı Şaşırt Beni. Valla Türkiye'de birçok sahnede oynuyoruz. Hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında. İşte cadde tarafında da oynuyoruz. Kadıköy'de de, Beşiktaş'ta da. Turnelere de başladık. O turne dünya keyiflisi bir şeymiş yani. Hem gidiyorsun, herkes yemek yeme hastası. Hem yiyoruz, hem oynuyoruz, hem gülüyoruz. Kendimi üniversitede gibi hissettim o turnede. Harika. O kadar keyifliydi ki. Evet. Çünkü ekip kendi aramızda çok iyi anlaşınca. Ve hala devam ediyor oyun. Peki, sinema filmi. Ona gelelim. Çok heyecanlıyım. Evet. En son ne zaman sinema filmi yaptın? Dalgalar ve İzler diye bir sinema filmim var. Bir, iki sene falan oldu. Hı hı. Ama çok kısa sürede kaldı. Şimdi dijital yayınlanıyor. Tamam. Şimdi izleyeceğim. Şimdi bir. Güven bana. Tamam. Gene Selçuk Hoca'nın. Komedi de beni buldu bırakmıyor şu an. Ekip oldunuz. Olduk. O aslında tabii bir daha böyle erkek ağırlıklı bir komedi filmi. Hikaye hı. olarak öyle. Ben daha böyle ufak bir roldeyim ama yani içinde olmak benim için kafi çünkü orada da çok eğlendim. Yani Selçuk Hoca'nın olduğu işler inanılmaz oluyor. Merak ettim geleceğim oyuna. Çok güzel. Yani fragmanı ve set kamera arkası filmini gördüm. Yani ölüyorum gülmekten ya. O kadar keyifli ki. Mizah çok iyi. Eğlenceli biri misin? Çok eğlenceliyim. Ben öyle hiç melankolik bir tip değilim ha. O dışarıdan da o snoplu ya. Hemen şunu bir düzeltelim mi? Evet ya seni hemen böyle bu evet. şeklinde herkes evet. bilsin istedim. İşte o yüzden ben komedi bana o yüzden çok iyi geldi. Kendimi bulabildim. Yani gösterebildim olduğumu. Evet. Müthiş bir şey. Peki evde çocuklarla var mıdır böyle anların çok eğlenceli? Çok. Tabii müzik açıyoruz, dans ediyoruz, çıldırıyoruz. Gece yatarken sohbetlerimiz var, abuk sabuk şeyler. Hep bir şey var yani bir hareket var zaten. Evet evde. Olmaz mı? Evet, çocuğun tabii. olduğu yerde hareket Aynen. olmaz mı? Ama onlarla oyalanmayı da çok seviyorum. Peki mutfağı da seviyorsun. Evet. Senin bir pastane hayalin yok muydu? Vardı eskiden.
Evet. Ya o güzel ama o daha yaşlanınca da olur yani. Sıkıntı yok. O dursun kenarda. Vardı. Çok eskiden var çünkü pastanede de çalıştım bunu öğrenmek adına. Evet. Muhteşem Yüzyıldayken çalıştım. Evet, bir şeyler hatırlıyorum çünkü. Tabii çalıştım. Ulus'ta bir pastanede çalıştım. Bayağı aynı zamanda Mihrimah Sultan'dım. Oradan çıkıyordum. Kek pasta yapıyordum. Sonra bir gidiyordum sultan oluyordum falan, öyle değişik bir hayatım vardı. Aa, müthiş bir şey. Ne oldu peki? Şimdi evde de yapıyorsun ben. Ya böyle çok fazla artık aşırı derecede evde böyle pasta börek işine girmiyorum açıkçası, tamam. Ama o bir keyif benim için. Yani böyle keyif aldığım zamanlar giriyorum, yapıyorum. Ha, bir yer açma kısmım ileride belki olur ama şimdi de beslenme kısmında da o tarafa, öbür tarafı tattım ya. O bana daha şu an güzel geliyor. Şimdi neyi asla taraf yemiyorsun? Her şeyi yiyorum. Ha, yiyor musun? Ay, öyle hiç yemediğim bir şey yok. Dengeli. O verdiğim dönemde evet yemediğim şeyler oldu ama şimdi makarnamı da yiyorum, tatlımı da yiyorum ama her gün, ben her gün öyle besleniyordum Ceyda. Her sabah simit poğaça yer misin? Her akşam mantı makarna yer misin yemekte? Her akşam tatlı yer misin? O zaman olmuyor yani. Yani hakikaten. Yiyor muydun gerçekten? Evet. Her akşam. Çünkü bende inanılmaz bir potansiyel. Helal olsun. Bilemezsin. Olsun. Çok iyi yapmışsın. Ya böyle mantı makarna diye karar veremediğim anlar oluyor diyor. Seç birini ye işte. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bıraksalar daha güzel, ben keyifli de öyleyim ya. Kim öyle olmaz yani ya? Çocuğun yarım bıraktığı makarnayı da yiyorum ama. Tamam işte, onu yapma anneciğim sen. Onu sanki ben yemeyeyim. Sen ye. Onunla da annelik. Evet tabii. Öyle oluyor. Var o yani. Da çok kilo aldırıyor. Çocuğunun bıraktığında sen yiyorsun. Günah bu kalmasın falan diye. Peki resim yapıyorsun. Evet. Ne demek evet? Ya ben Cin Ali çizemiyorum. Ne demek evet? Cin Ali belki ben de bir çizemem. Sadece belli şeyler var. Onlar çıkıyor benden. Nasıl? Bir yağlı boyayla geyşalarım var. Bir de geyşalarım evet, var. Evet. Akrilik boyayla daha böyle soyut çalışmalarım var. Rastlantısal deniyormuş ona. Çünkü fön makinesiyle yapıyorum. Anlatır rastlantısal. Mısın? Programın geri kalan dakikalarında sanat tepelinde hoş geldiniz. Anlatır mısın lütfen bunu? Ya yağlı boya başlamıştım zaten. İzmir'deyken başladım kavak yerlerine. Geyşe çizmeye başladım. Nasıl, anlamsız bir dakika şekilde. Kavak yerlerinde setteyken bir anda ay şuradan hayır, yağlı boya tuval alayım mı dedin? Boş zamanlarımızda ne yapacağımı bilemiyordum ve ben üretmeyi çok seven bir insanım. Tamam. Böyle boş kalamıyorum. Tamam. Çekim yaptığımız bir dükkanın yanında da bir resim atölyesi vardı. Tamam. Oradan elektrik istedik fön çekebilmek için. Bizim zamanımız öyle karavanlar falan yoktu. Sokaktaydık. Tabii. Ay evet, orada sokakta taburede yapıyorduk saçımızı. Tabii canım, 40 derecede ya. Bize fön çekilirdi evet. Sokakta. Bak. Kaldan priz istenirdi evet. Falan filan uzatma. Uzatma kablolarıyla. Evet o ya. Günleri gördük biz. Evet, şu an gözümün önüne geldi. Yan tarafta atölye var. Tamam. Aa, çok güzel falan filan. Çünkü annem resim yapardı benim eskiden. Tamam. Oradan bir aşinalığım var boyalara. Gel dediler, boş zamanlarında yap. Öyle öyle başladım ve sonra hiç bırakmadım. Sonra pandemide dedim fırsat bu fırsat. Çık çatı katına, yap resimleri. Öyle bayağı bir üretime geçtim. O sırada akrilik de keşfettim. Akrilik boyayla da böyle daha hızlı kuruyor. Biraz aceleci olduğum için. Hızlı olsun bitsin çünkü yağlı boya kurumuyor asla. Orada da soyutlar çıktı. Fön makinesiyle yapıyorum. Ne demek fön makinesi? Şimdi boyayı diye atıyorum tuvale. Evet. Büyük boy yani neredeyse şu ekran kadar tuvaller. Evet. Fön makinesiyle onlara yön veriyorum. O fön makinesinin havasıyla bunlar birbirine karışarak renkler böyle değişik değişik geçiyor ve bir farklı bir görüntü oluyor. Gösterim sonra sana. Ne diyorsun? Hı-hı. Ne yapıyorsun sonra bu tuvalleri? Evime astım hepsini. Ama satamam. Şu an kıyamıyorum. Ya bana göre benim renk, yani renk benim olayım aslında. Biraz iş oradan çıktı. Renkleri çok seviyorum. Mesela burası çok renkli ya. Evet. Benim için çok keyifli. Benim de. Ben de öyleyim. Orada da o renkleri karıştırmak, renklerin birbirinin üstüne patlaması çok hoşuma gidiyor. Evde de o yüzden renkler benim keyfime göre hani istediğim gibi oldu. En çok hangi rengi seviyorsun? Vallahi her rengi seviyorum. Bu aralar ya. Pembe ama anladım. Bu aralar elbiseden üst üste sonra. Üst üste pembe geldi. Evet, ama evet. Bu pembe de yani pembenin en güzel tonudur güzel yani. Tonum, evet. Gözünde de çok güzelmiş. Bak bütün detayların farkındayım evet. Bana bak. Evet. Çok güzel olmuş sen, o. Sen hangi burçsun? Koç. Koçsun. Hı, benim küçük oğlum da koç. Çok hareketlisiniz değil mi? Evet. Durmuyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Yükselenim de Başak. Aa güzel. O evet. Da eşim. Hah. O da biraz zor, çok detaycı. Evet. Evet, seni çok iyi tanıyorum. Allah bağışlarsa ben uyum. Tam olarak uyum, yerinde duramayan detaycı. Detaycı. Yani artık şey oluyor böyle evde. Hani hızlıca bir yerden geçerken o orada yamuk duruyor. Oradaki yanlış, o bilmem ne derken hani evet. Ne oluyor bu deliye oluyor ama sonra alışıyorlar. Tanıyınca sıkıntı yok. Ona göre yaşıyor çevrendekilerde. Tanısanız seversiniz. Yani bir tanısanız seversiniz ama bazen de sevmeyebilirsiniz. Adamına göre muamele yaptığın bir gerçek. Senin de var mıdır öyle şeylerin?
Ben insana göre davranmayı öğrendim belli bir yaştan sonra. Var. Kendi şeyini bozmadan, karakter yapını bozmadan biraz o nabza göre şerbet dedikleri bir yaştan sonra öyle davranmak zorundasın. Yoksa ya yalnız kalırsın ya mutsuz olursun. Çok güzel bir laf vardı. Gene sosyal medyada görmüştüm. Sizi sevmediğimi düşünüyorsanız muhtemelen sevmiyorumdur diye bayılıyorum. Böyle. Ama bazı ortamlarda ona göre uygun davranmak zorundasın. Aynen öyle. Sever misin davetlere falan katılmayı? Severim. Sosyalliği çok severim. Ben mesela çok şey oluyorum, iyi hissetmiyorum yani. Kalabalık ve çok gürültüde. Aa, yok, ben çok severim. Ya ben iyi hissetmiyorum. Mesela bu kadar hareketli ve hani falanım ya, yok olmuyor. Geçen hafta öyle bir davete iştirak ettim, bir açılış gibi bir şeydi. Yarım saat zor durabildim. Allah Allah. İki arkadaşım var diye durdum. Onlar da olmasaydı durmazdım galiba. Ha. Yüksek gürültünün içinde konuşamıyor olmak ve mış gibi yapıyor olmak beni çok zora sokuyor. Sohbet edemiyorsun. Bağıra bağıra konuşuyorsun, hiçbir şey anlamıyorsun. O zaman neden burada? Bağıra bağıra konuşunca zaten özel hiçbir şey konuşamıyorsun. Doğru. Çok eğleniyormuş gibi yapıyorsun çünkü herkes öyle yapıyor. Ama aslında herkes birbirini süzüyor. Yani her şey gidilmez zaten tabii de hani... Gene de arkadaşların varsa bence hiç sıkıntı değil. Müzik dinlemek bile benim için o an keyifli. Müziğe varım. Ha. Konser koşarak giderim yani. Ben de. Orada hiç. En son nerede çok eğlendin? En son nerede çok eğlendim? Kenan Doğulu konserine gitmiştim yazın Antik Tiyatro'da. Of. Her sene giderim bir iki kere. Eşim diyor ki yani 10 kere izledin hala neye gidiyorsun? Olmaz, öyle bir şey değil yani. Evet, gerçekten değil. Peki eşinin seni görür görmez evleneceğiz, çocuklarımız olacak demesi gerçek mi bu? Gerçek. Çok öngörülü bir insan kendisi. Bu kadarını da öngöremezsin. Vallahi görmüş, ben de anlamadım. Ben de güldüm böyle falan. Ne diyor bu gibisinden. Adam öngörülü. İşinde de öyle. Hayatında da öyle. Evet. Başarılı bir iş adamı duyduğun çok, kadarıyla. Çok, evet. Ve böyle sıfırdan yaratıp giden, böyle hani bir anda o ivmeyi kazandıran. Çok acayip. İş konusunda bence çok 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 başarılı bir iş adamı olduğunu düşünüyorum. Ne kadar güzel. Evet, insan tanıma konusunda çok iyi. Peki sende gördüğü şey neydi? Daha sonra söyledi mi? Yani sordum ona ben bunu. Hani nasıl bu kadar hızlı karar verebilirsin ki? Bir de böyle çok böyle hani daha rahat takılan, gezen tozan bir adamken bir anda o tarafa dönmek çok sert bir erkek için. Hani İlk buluşmanızda mı annesiyle babasıyla tanıştırdı evet, seni? Evet, hemen o akşam. Nasıl yani? Ben de dedim nasıl yani? Yemekten sonra ne yaptı? Yürü annemlere mi gidiyoruz? Annesini aradı. Sana geliyoruz kahve içmeye. Gece 12. Hemen bu yukarıda oturuyorlarmış çok yakında. Gece 12'de kahve içmeye gittik. O sohbet muhabbet. Aa sen Kavak geldi. Aa sen Mihrimah falan derken biz oturduk. Öyle bir aile olduk bir anda. Şaşırdım tabii ama şey. Yani bir güzel doğmuştu. Bir keyifli de o sıcaklığı severim. Aslında hani hoşuma da gitti bir yandan ama... Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum tabii. Peki ne dedi sana, sen bunu nasıl öngördün deyince sonra? Ya dedim ki ne gördün bende? Ben biliyordum dedi yani. Hani ki onun hiç evlenmeyeceğini düşünüyormuş annesi babası hani. Hani bu çocuk hayatta evlenmez derken bir anda ben evleneceğim, çocuklarımız olacak dedi. Hani ne gördün dedim. Ben biliyordum dedi hani senin benim karım olacağını, seninle bir hayat kuracağım. O şey sende vardı çünkü dedi. Yani bilmiyorum ne olduğunu ama artık kafasında neyse ya da kalbinde o hissettiği görmüş. Öngörülü. Sen ne zaman hissettin? Ben ilk defa biri beni benden daha çok düşünüp beni hafifletmeye başladığını anladığımda anladım. Çünkü o hep güçlü kadın durumu var ya, her şeyi ben kendim hallediyordum. Ama biri dedik bir dakika dur, her şeyi sen yapma, artık ben varım hayatında. Sen sadece işine odaklan, keyif yap, işini yap, mesleğini yap yani. Bunları sen yapmak zorunda değilsin, geri kalanları. Artık ben varım dediği an, aa bir dakika birisi var ve başka şeyler yapabilecek. Bu çok güzel bir şeymiş, bir konfor. Çünkü bunu hiç hissetmiyordum ben. Hep o yüzden böyleydim. Hani dışarıdan bir şey gelmesin, aman hep kendim yapayım, hep paramı kazanmak zorundayım falan. Bu çok yoruyordu aslında insanı. Yormaz genç bir kadın mi? Olarak. Biri gelince hayatıma ve bunu isteyerek içten yapınca da çok mutlu hissettirdi tabii. Bir tane soru çeker misin senden önce bırakılan konu? Tabii ki pembe çekeceğim. Ya tabii ki pembe. Şaşırdık mı? Hayır. Ve tabii okuyor ki, muyum? Evet ve cevap veriyorsun sana. Ha. Bundan pembe kağıt hazırlayacağım soru bırak diye. Çok mu zor? Yo söyleyeyim mi? Söyle, söylüyorum. Söyle. Bu hayatta en zor neyi öğrendin? Demiş. Öğrenmekte zorlandığın şey. En zor öğrendiğim neydi? Kim sormuş? Erkan Avcı. En zor öğrendiğin. Acaba bu bir şey öğrenmek mi yoksa şey mi? Mesela tecrübe gibi mi? Mesela dedin ya yardım istememek, her şeyi ben yapacağım, güçlü kadın olmak annemden bana kaldı sanki. Ama orayı da sevgilin hemen öğretmiş sana. O da zor olmamış. Aşkla hayatta saymış. En zor neyi öğrendin? Aa, çok değişik bir soruymuş bak bu.
Benim için en zor şeydi yani zor kadın olmamayı öğrenemedim hala. Zorum yani. Ha, o zaman doğru. Evet. Ben de şunu öğrenmem lazım galiba. Daha öğrenememiş ben olabilirim. Ve zorlanıyorum yani. Çok ciddi almamayı galiba. Fazla ciddi alıyorum her şeyi. Biraz daha ciddi almamak lazım. Değil mi? Evet. Sinan Canan şey diyor ona, çok da şey etmemek lazım. İşte gibi. Çok seviyorum o lafını. Evet, şimdi ben ne yapacağım? Şimdi sen bir soru bırakacaksın ardından birine. Pembe kağıda tabii pembe kağıdı ki. Sana ayırdığım defterimin sayfasına da bir şeyler yazmanı istiyorum bugüne dair. Günlük yazardık eskiden evet, onun gibi. Evet ya, ben hala biraz bazen yapıyor olabilirim. Bu motto ile alakalı bir şey mi yazacağım? Yok, bugüne dair bir şey yazmanı istiyorum. Bir de fotoğrafımızı çekeyim. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğin teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Seni tanıdığıma çok memnun ben oldum. Ben de. Çok memnun. Yolun açık olsun ve kendin için yaptığın hiçbir şeyden vazgeçme. Çok güzel şeyler yapıyorsun teşekkür çünkü. Teşekkür ederim. Ve bence şahane sosyal medya kullanıyorsun. Devam et. Ve pembe elbiselere devam ve galiba. Ve pembe elbiseyi hep giy. Çok güzel giyiyorsun. Çok güzel teşekkürler. Efendim, güzel bir programın daha sonuna geldik mi geldik. 35 dakika su gibi aktı mı aktı. Yüzümüzde bir tebessüm bıraktı mı sevgili Pelin? Bıraktı. Bir sürü de ödev bıraktı. Şimdi Pelin'in oyununa gideceğiz, bir izleyeceğiz. Böyle gelip de ardında ödev bırakan konuklara, ürettiklerini takip etmemizi gerektiren sohbetlere, konulara bayılıyorum. O yüzden güzel bir programın sonuna gelmenin mutluluğuyla bir başka bambaşka sohbetlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Güzel Pelin'i program sayesinde yakından tanımaktan keyif aldım. Komik ve enerji dolu bir program oldu. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Güçlü kadınların güzel sohbetleriyle dolduğu, çocuklarımızın top oynadığı şahane pazarlara.